Merhaba değerli izleyenler, yeni bir video ile karşınızdayız. Güzel bir akşam üstünde Bandırma sahilindeyiz. Çok sevdiğim bir konuğum var, sevgili Merve Öztürk ile beraberiz. Bu sefer bir hanımefendiyi konuk alıyorum. Merve ile tanışıklığımız COSGAP girişimcilik kursuna dayanır. Meslektaşımdır, o da bir iletişimcidir. Evet. Ve bugün kendisiyle markalaşmayı, dijitalleşmeyi konuşacağız. Biraz reklam sektörünü konuşacağız. Çünkü kendisi bu işin profesyonellerindendir. Bandırma'da da çok güzel işler yapmak üzere bir ajansları var. 1618 Ala. Evet. Bunun üzerine konuşacağız. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi güzel bir ortamda, böyle güzel bir ağacın altında evet, biraz dijitalleşmeyi, markalaşmayı konuşacağız ama önce kısaca kendinden biraz bahseder misin? Tabii. Ben 89 doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır sektördeyiz aslında. Uludağ Üniversitesi çıkışlıyım. Nereden bakarsanız aslında sektörde bağlantılı mı dersek, normalde endüstri bitkileri mezunuyum ben. Aynı zamanda ziraat ve gıda mezunu olarak geçiyorum. Fakat buraya nereden geldim de olursa, iktisat da devamını sağladık biz. Daha sonra İstanbul'a döndüğümde, Bursa'da okurken. Ve ajans başlangıcım oldu ve junior asistan olarak başladım. Herkesin bir basamak olarak. Bazen o juniorlik hiç bitmez reklam sektöründe. Evet. Daha sonrasında bir dönem tabii heves haline gelince mesleği insanın, junior'dan senior'a atladık. Bu sırada her şeyi öğrenmeye başlamış olduk. Medya planlama sektöründe başladım ben. Birçok firmaya, daha doğrusu pazardaki büyük firmalarla çalışmaya başlamıştık. Böylelikle de biz güzel bir başlangıçla, güzel bir tecrübe aslında oluşturduk zaman içerisinde de. Ve daha sonra ajanstan çıkışım, farklı bir ajansın da grubun başına geçişim oldu bir yerde. Farklı bir ajansa tekrar başlamış olduk. Bu sefer ekibi yönetmeye başladık. Zaman hızla akıp geçiyor tabii. Ajanslarda öğrenilen ham bir mutfak var. Arkasından dijitalleşme var. Ve son çağın net teknolojilerini aslında öne çıkartıyoruz biz bu manada. Ve bunu da Bandırma'da yapıyorsun. Şu an Bandırma'da artık yapıyoruz. Bandırma'ya nasıl yolun düştü onu da kısaca Ben evliyim. Evet. Ziraat mühendisi eşim zaten. Aslında biz çocukluk arkadaşı olarak birbirimizi tanıdık. Ve minik bir oğlumuz var şu anda 3,5 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Böyle olunca ben artık hani bunun büyüme sürecinde hep ajans çalışmalarımı hiç bırakmadım. Çünkü zamanında editörlük de yaptım. Kurumsal bir firmada bir dergi çalışmamız oldu. Hatta o zamanlar böyle öyle bir yoğunluğumuz vardı ki şu anda hala onu böyle çerçeveletmiş hali tutuyorum. Yani hazırladığım dergi diyeyim. Böyle olunca da Bandırma'ya gelişimiz evliliğimizle beraber gerçekleşmiş oldu ve bu büyüme sürecinde de biz ajansı çalıştırdık ve neler yapabiliriz diye yaklaşık 2 senedir Anadolu Projesi adı altında bu ajansı açtık. Ve daha sonra İstanbul'da bir partner ajansı olarak bu tarafa kendimizi bağlamda oturtturduk. 1618 altın oranı mantığı taşıyor aslında bizim tarafımızdan bakıldığında. Markaları altın oran mantığıyla yansıtıyoruz kendimize. Ve içeride de hem başta kreatif ağırlığımız var, ardından dijital projelerimiz, danışmanlığımız var, marka danışmanlığı üzerine ve prodüksiyon hizmetlerimiz de var. 360 derece tam bir hizmet ajansı olarak görev yapıyoruz. Ve sanayi firmalarımızdan da bu zamana kadar kurumsallaşmaya çalışmış fakat içlerinde çözümlemiş olan tüm firmalarımıza, özellikle aile firmalarımız zaten yoğunlukta Bandırma'da. Evet. Ve çevre illerimizde de aynı şekilde. Çünkü bizim Afyon'dan, Antep'ten, Adana'dan, Ordu'dan, aynı zamanda Edirne tarafından da müşterilerimiz var. Ve Bursa üzerinde en yakınlarımızdan, Çanakkale'de de aynı zamanda ve birçok sektörde de biz hizmet ediyoruz aslında. Yani mobilya sektöründe, aynı zamanda gıda sektöründe bulunan, yani bayağı bir yoğun çapta gelişen peki, firmalarımız var. Peki, şimdi şunu soralım. Firmalar neden markalaşmalı ve dijitalleşmeli? Çok genel bir soru gibi oldu ama evet. Şimdi marka mesela bize çocukken şunu söylerlerdi. İşte çöpçü de olacaksan sokağa en iyi süpüren çöpçü ol. Aslında markalaşmanın temeli hani işini iyi doğru. Yap.
Daha sonra bu tabii çok farklı yerlere evrildi ama şimdi artık 21. yüzyıldayız ve dijitalleşme çok konuşuluyor. Herkes bir dijitalleşme. Dijitalleşme nedir ve firmalar neden dijitalleşmeli? Dijitalleşme şu, kısa cümlelerle toparlarsak aslında genel pazar artık kreatiften sanal ortama kaymış durumda. Sanal gerçekliği biz aslında ortamaya çıkartıyoruz. Yani genelde pazarda artık pazarcılar gibi masaya çıkıp da bağırma vakti diyoruz pazarda. Yani çünkü dijitalin tamamıyla net olarak ortamda genişlemesi gerekiyor. Kreatifin tamamıyla yurt dışına açılması gerekiyor. Dünya üzerine globalleşmesi gerekiyor. Yani bir marka kendini tamamıyla oluşturduktan sonrasında artık bir bebek gibi çocukluk aşamasını tamamlamış oluyor. Ve bu tamamlanmış aşamasında da biz dijitali daha çok yoğunlaştırıyoruz karşı tarafa. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor bizim tarafımızda. Biz ajans olarak Google'ın partner ajansıyız. Onlarla uzun süreleri çalışıyoruz ve aynı zamanda interaktif reklamcılıkta da aktifiz. Özel projelerimiz de var. İçerisinde toplanan bir felsefemiz var bizim ajans olarak. Keizan felsefesi diyoruz aslında evet. Buna. Eğleniyoruz aynı zamanda ve dijitalde de daha çok diyoruz ki artık yerinizden kalkın da hop hop oynama vakti. Firmalarda bir eğlenceye sokuyoruz onları. İnsanlar da bir hevesleniyor tabii ki. Hani biz nerede olacağız acaba? Biz bu zamana kadar buradaydık. Hani yerimizden ayrılsak mı diye bir düşünceyle geliyorlar. Fakat artık markalaşmanın tam olduğu önemli nokta dijitalin gerçekten tam anlamıyla yapılması. Firmalarda da tabii ki de eksiklikler yaşanıyor. Neden dersek? Çünkü bir satış pazarlama kanallarının olması gerekiyor. Biz gerçek bir pazarlamayı öne alıyoruz. Fakat diyoruz ki biz iyi bir ajan seçtikten sonra bunu karşılayacak içeride mutlaka bir personelin, bir uzmanın olması gerekiyor fikrini savunuyoruz. Süreci yönetecek. Mutlaka. Çünkü bu gerçekten profesyonelin yapması ve yaptığı aşamayı sonuçlandırması gereken bir sistem. Bu döngü bu şekilde çünkü bizde ilerliyor. Eğer içeriden biri olmadığı zamanda da yani çok eksiklikler de yaşanabiliyor. Yani proje havada kalabiliyor. Yani biz bunu zaman içerisinde zaten ajans olarak da ortaya çıkartıp aynı zamanda verdiğimiz eğitimlerden de yola çıkıyoruz. Bir marka dijitalde yanında eğer kreatif anlamda desteklenmemiz de zaten biz onu o projeye katmıyoruz. Siz nerede iyiseniz biz onu yönlendiriyoruz diye karşı tarafta netleşiyor bu fikir. Dediğim gibi de markalaşmak çok bambaşka ama artık son 2019 yılı diyeyim 2030 yıllarına kadar bu süreç bu şekilde ilerler diye hep planlar, projeler. Biz çünkü bir yandan da Singapur ayaklı bir ajansı. Singapur'da da dijital ortamı takip edildi. Hatta ağaçların bile atılan tohumların ve büyüme aşamaları bile tamamıyla uydudan takip edilen bir ülke kendisi. Biz de bu yüzden de bunu çok güzel orada aktifleştirdik. Yakından takip ediyoruz her şeyi. Ki bu taraftaki markalarımıza da birer katkımız olsun. Ajans olarak da bu şekilde devam ediyor. Her şey toparlanmış bir şekilde tamamlaştırıyoruz diyelim. Peki sektörün zor yanlarını biraz konuşalım. Şimdi insanları bir şeye ikna etmek çok zordur. Özellikle iletişim sektöründe, reklam sektöründe herkes her şeyi bilir. Yani siz bir yere gidersiniz, çok iyi sunum hazırlamışsınızdır. Anlatırsınız, edersiniz. İşte markalaşma, marka bilinci, dijitalleşme, kurumsal kimlik anlatırsınız. Çıkarken işte der ki ya şuraya siz bir tabela yaptırıverin derler mesela. Yani çok yaşamışızdır. İşte siz çantanızı elinize tabii abi yaparız deyip oradan aldığınız tek iş tabela işi olur. Bu süreçler çok demoralize eder reklamcıyı. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konularda? Şimdi biz aslında çok güzel bir konuya değindin Ozan. Biz ilk ajansı burada açtığımızda acaba tabela işi mi yapıyoruz diye anılmadık değil. Çünkü ajansın artık hani yereldeki bulunan ajanslardan tabii ki de çok farklarımız var. Fakat herkes kendi konumunun profesyonelidir, iyisidir. Herkes işini mutlaka iyi yapıyordur. Ama belirlenmesi gereken yerler çok farklı. Çünkü olunan sınırlar, noktalar çok farklı. Biz kendimizi anlatırken şunu ifade ediyoruz. Hani biz tam hizmetiz ama bizim içerimizde markanın gerçekten
kişiliğini algılayıp da anlama kısmı ve bunu geliştirme kısmı var. Bunu marka tarafında da yaşadığımız tabii sıkıntılarımız oluyor. Ve diğer taraftan kendimizi sektörde de henüz yeni ortaya atan arkadaşlarımız da, tarafından da yanlış anlaşılabiliyoruz. Bunu her fırsatta dile getirmek bizim boynumuzun borcu evet, oldu diyebilirim. Öyle oluyor. Yani çünkü her daim netleştiremediğimiz problemlerle de karşılıklı kalıyoruz ama işin aslında profesyonelinin oynadığı rol de burada önemseniyor. İşi güzel tarafına döndürmek, karşı tarafı da bilgilendirmek de anlamlandırıyor karşıya. Ya biz de en azından diyoruz ki evet biz burada iyiyiz, biz neler yapıyoruz gelin bir görün, bizi tanıyın. Biz kahve içmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak bir Türk milletinin güzel bir alışkanlığı diye herkesi ofisimize davet edip de bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye her şeyi orada kendilerine anlatıyoruz. Artık gelen kim olursa herkese kapımız açık. Fakat sektörde bahsettiğimiz kadarıyla negatiflik şu şekilde yer alıyor. Bizde örnek veriyorum, bir firmamız geliyor bize. Burada genel olarak tam hizmet olarak almak istediklerini belirtiyorlar. Fakat biz ilk başta bir markanın kendi kişiliğine ortaya atıcı araştırmalarını yapıyoruz. Çünkü burada analizler var, özel programlar var. Ona göre firmayı kendi web sitesinden artık tamamladıktan sonrasında araştırmayı diyoruz ki siz burada olmanız gerekiyor. Kreatifte veyahut da dijitali de size katarak bunu yapmamız gerekiyor. Tabii bunu anlatırken de zorlandığımız zaman geçiyor. Mutlaka, evet, zamanımız geçiyor. Belki onaylanma süreçlerimiz geç kalmış oluyoruz. Fakat biz umudumuzu yitirmeden daima olumlulu düşünerek. Aynen, olumlu düşünerek de bunu artık noktaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü bazı şeyleri yapmanız için hele ki bu sektörde çok sabırlı olmanız gerekiyor. Bu sektörde öğrenmek için de çok sabırlı olmak gerekiyor. Bazı karşı tarafa bir şeyi tamam demek için de çok sabırlı olmak lazım. Bana hep derdi zamanında müdürlerim, Merve gerçekten bu sektörde başladıysan her daim başarın arkandan gelir. Çünkü bunu bitiren bir okul gibi aslında bu ajans, başlayıp da iyi bir ajansta özellikle. Daha sonrasında mezun olduktan sonra diyorsunuz ki evet ben şu kişiyi gözümden tanıyorum. Ben bu kişiyle toplantımı bu şekilde bitiririm. Son kalem nokta bu. Ama tabii her şeyin bir negatif yönü var. Yok değil. Yani biz birer tabelacı değiliz ama en azından iyi bir aktarıcıyız. Dinleyiciyiz diyoruz. İyi bir iletişimciyiz. Bunu yola çıkartıyoruz aslında kendimize. Hedef ediniyoruz. Ajans olarak da mottomuz zaten yeni değilse eskidir. Doğru. Eskiyi mutlaka unutmadan hep daima yenilik çerçevesinde geliştiriyoruz kendimizi. Ve umut ediyoruz ki hep daima herkes gelişsin, herkes vizyonlu bir şekilde ilerlesin. Her ilçe, il kendini geliştirsin. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Bizlerin de gerçekten böyle kişiliklere ihtiyacı var. Merve, bir de Bandırma Spor'dan biraz bahsedelim. Sen geçtiğimiz günlerde Bandırma Spor'un yönetimine de girdin. Bir kadın olması yönetimde çok hoş bir şey. Bu süreç nasıl oldu ve senin Bandırma Spor'a, sizin daha doğrusu ajans olarak Bandırma Spor'a ne gibi katkılarınız olacak, onu konuşalım. Evet, çok hızlı bir giriş oldu aslında bizim tarafımızdan da. Anlamadan mı girdik acaba dedik bir kendi kendimize. Tabii heyecanlıyız. Şimdi ben Bandırma Spor'u yakından takip eden biriyim. Çünkü futbol maçlarını da çok severim. Kendim de eski voleybolculardanım aslında. Şimdi böyle olunca bu konuda da mutlaka ileriki dönemlerimizde bir aktif oluruz diye bir kendimize aslında tohum atmışız hayatımıza diye düşünüyorum. Ve yönetimden gelen de güzel bir teklifi oldu bize ajans adına. Biz de kendimizi de orada aktifleştirip de aynı şekilde bandırmalı biri olarak artık diyelim. Yarı bandırmalı, öyle, yarı artık İstanbul'u yediyoruz. Sen 6 ayı geçtiyse bandırmalısın yani. Böyle olduğu için de biz artık tamamen yönetimdeki yerimizi aktifleştirdik. Ajansta neler yapabileceğimize dair. Yani Bandırma Spor'un artık sosyal medya hesapları her kurumsal şekilde yönetilecek. Aynen öyle. Forma tasarımları, evet, renk kullanımları, yeni değil mi? Her şey sıfırdan, tamamıyla yenilikçi olarak
Eski değilse yenidir manasıyla aslında biraz arada katıyoruz onu. Bandırma sporu da yeni yerinde görüp de yeni iletişim kanallarıyla buluşturacağız. Gerçekten aslında sporu bütün herkese aşılamak aslında buradaki mantık. Çünkü kurumsallığın bir yönü vermek istediğiniz mesajın altında gizli. Bunu güzel bir şekilde tamamlarsak ne mutlu Bandırma Spor adına. Biz de aynı şekilde çünkü katkılarımız, desteğimiz ne olursa olsun yapılacak tüm çalışmalarda her şeyi hep birlikte yönetim adına almış oluyoruz. Ve Bandırma Spor tarihinde tek olarak olsun, var olsun Bandırma Spor diye bir kısa bir motto yaptık kendimizde. Önümüzdeki süreçlerde de zaten göreceğiz neler olacağını. Güzel olur inşallah diyoruz hepimiz. İnşallah adana. Çünkü buna gerçekten ihtiyacı var yani. Evet. Hem bandırmanın hem bandırma sporun ihtiyacı var. Artık endüstriyelleşen bir futbol, evet, endüstriyelleşen bir spor söz konusu. Aynen. Ve öyle. Buraya profesyonel ellerin değmesi gerekiyor aslında. Evet, herkes kendi alanında birer profesyonel olduktan sonra bandırma spor emin ellerde olur diye düşünüyorum. Biz de bunlarda bir el verebilirsek ne mutlu bize. İleriki liglere bakarsak inşallah bu sene şampiyonluğu yani toparlayız diyorum. İnşallah şurada oturup Bandırma Spor'un yeni bir başarılarını konuşuruz. Evet, umarım. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir söyleşi oldu. Uzun zamandır planlıyorduk ama kısmet bugün neymiş. Evet. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa onu da alabilirim. Biz ara ara dönemlerde üniversitelerin kariyer günlerine de davet ediliyoruz. Çünkü birer kadın girişimci olarak aslında adlandırıyorum. Kendimizin de birbirimizin buluştuğu nokta da orasıydı, farkındayız. Böyle olduğu için de gençlerimizin gerçekten arkadan güzel bir nesil geliyor. Ve çağ artık çok hızlı akıyor. Herkes kendi enerjisini gerçekten doğru olup gördükten sonrasında bulunduğu yeri kıymetini bilerek aslında kendini mesleğine vererek ilerlemesini diliyorum. Bizim kapımız her zaman herkese açık. Herkesin bir şekilde bilgi almak isterse biz her daim yanlarındayız. Çünkü bizim eğitimlerimiz de oluyor firmalarımız içerisinde. Dijital eğitimlerimiz dediğimiz firmalarda kendisini tamamlamak isteyen herkese, yeni başlayan stajyerlerine de aynı şekilde her şey gönlü olsun. Bizim keyifli çalışmalarımız da devam etsin. Çok teşekkür ediyorum bu Peki. özel görüş için de bugünü bize de ayırdığınız için. Ben teşekkür 1618 ederim. 1618 aile ailesi olarak. Çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda kahve içmeye geleceğiz. Bekliyoruz. Alaya. Değerli izleyenler, yayının sonuna geldik. Bu yayındaki konuğum sevgili Merve Öztürk'tü. Bir kadın girişimci, bir anne, bir reklamcı. Bandırma Spor yönetimindeki tek kadın üyemiz evet. ve Bandırma'da reklamcılık adına, tanıtım adına güzel şeyler yapmak için yola çıktı. Sadece Bandırma'da değil, İstanbul merkezli ve Türkiye'nin dört bir yanında müşterileri olan bir ajansın temsilcisiydi. Kendisiyle biraz markalaşmayı, dijitalleşmeyi, biraz Bandırma Spor'u konuştuk. YouTube kanalına abone olursanız, diğer videolara da göz atarsanız ve bu videolara yorum yaparsanız, beğenilerinizi eksik etmezseniz de çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.